Herkese merhaba. Yaşanan bir ölüm kalım savaşı dedik KJ'de. İki ana konu var gündemde. Bir elbette Boğaziçi direnişi, iki yeni anayasa tartışması. Bugün 3 Şubat 2021 günlerden çarşamba haftanın ikinci manşetine hoş geldiniz. Boğaziçi direnişi elbette e, çoğu gibi belki beni de yanılttığı 3-5 gün konuşulup unutulacak bir eylem veya geçilecek bir eylem ya da işte efendim bir saray atamasının ardından çok da fazla üzerinde durulmayacak ya da polis e, baskısıyla veya valilik baskısıyla şiddetli emniyet tedbirleriyle artık öğrencilerin kafayı kaldıramayacağı bir hale filan e, dönüştürülüp sindirilecek bir eylem olarak düşünüyordum. Fakat bir aydır e, gelinen o ki gerek öğrenciler gelinen nokta o ki gerek öğrenciler gerekse öğretim üyelerinin kararlı duruşuyla e, ve barışçıl asla şiddet içermeyen dik duruşlarıyla bugünlere geldi ve artık polisler ne slogan atması gerekiyor öğrencinin atmıyorlar zaten. Ne işte bir yerde bir eylem koyması gerekiyor koymuyorlar zaten. Ne bir yerde bir taşkınlık yapması gerekiyor, gruplaşma falan yapması gerekiyor yapmıyorlar zaten. Otobüs duraklarından öğrenci topluyor. Normal kaldırımda yürürken öğrencileri topluyor. İşte aşağı bak ya da aşağıdan yürü. Neyse. E, sloganı öyle gelişti. E, dolayısıyla durduk yerde öğrencileri topluyor. Kaşının işte gözünün üstünde kaşın varla falan öğrenci topluyor. E, öğrenciler bırakın protestoyu, bırakın direnişi, barışçıl direnişi yani direnişte de bulunamıyorlar. Yani barışçılını falan bırakın. Yani yolda yürürken gözaltına alınıyorlar. Anneleri babaları da beraberken alınıyor falan. Okuldan toplanıyorlar. Ya da e, ee, okuldan dışarı çıkamıyorlar bir polis ablukası var. Okuldan dışarı çıkamadıkları için işte onlara rektörlüğü işgal etti filan deniyor. Ee, aç susuz orada belki yani 50 öğrenciden 100 öğrenciden bahsediyoruz. 50 öğrenci 100 öğrenciden bahsettiğimiz boğaz içinde 5 ila 10 bin polis gücünden bahsediyoruz. Yani böyle de orantısız bir durum var. Ama dediğim gibi o öğretim üyelerinin duruşu, öğrencilerin kararlı duruşu işi bu noktaya getirdi. Bir gezi direnişi, bir gezi eylemi e, şeysi var mı? E, havası var mı? Evet var. E, benzeşiyor mu? Evet benzeşiyor. Örtüşüyor mu çok şey? Evet örtüşüyor. E, fakat şöyle bir sıkıntı var. E, 2013 Türkiye'sinden çok daha uzak artık 2021 Türkiye'si. Aradan 8 sene geçmiş. İktidar hemen her anlamda. Her yeri baskılamış durumda. Hoş şu anda hiçbir televizyon ver, vermiyor, veremiyor diye hayıflananlar kendi çalıştıkları televizyonlarda da veremiyorlardı gezi eylemlerini 8 sene önce. Yani dedim ya medya mahallesi hep söylüyorum ara ara da hatırlatıyorum, hatırlatmaya devam edeceğim. Medya mahallesi... Erdoğan'dan farksızdır yani hacı yatmazlıkta bir türlü onlara bir şey olmaz. 8 sene evvel Penguen belgeseli veren CNN Türk çalışanları şimdi işte efendim çeşitli platformlarda şikayet ediyorlar medya veremiyor diye. E sen çalıştığın kurum veremiyordu o zaman sen kendi kurumuna bir şey söyledin mi söyleyebildin mi? Habertürk'e bir şey diyebildin mi? NTV'ye bir şey diyebildin mi? Diğerlerine bir şey diyebildin mi? Gezi eylemlerine iki kanal verebildi Türkiye'de. Biri Halk TV'ydi öbürü de benim yönettiğim bugün TV'ydi. Ve bu zaten o günkü Twitter paylaşımlarına baktığınızda da görürsünüz. İki kanal veriyor sadece diye insanlar birbirlerine bunu haber veriyorlardı. Her neyse uzatmayalım. O başka bir hikaye. Ee, yeni anayasa anlamında da yürüyen şey. Bir ölüm kalım savaşı. Yani eğer biz kaybedersek duman oluruz. Ölürüz yani. Taş taş üstünde kalmaz. Biz ve avanelerimiz herkes yargılanır ve Bundan sonraki hayatlarını cezaevinde geçirirler, zindanda geçirirler. Çünkü çok büyük suçlara bulaştılar. Ondan dolayı bir ölüm kalım savaşı veriyorlar. Ondan dolayı da kendileri gibi düşünmeyen herkesi hain ilan ediyorlar. Nazım Hikmet çok güzel söylemiş ki 60 sene önce edilmiş bir laf yani belki daha da eski. Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman, vatan ki bu insanların evidir, sevgilim, onlar vatan'a düşman. SS Twitter üzerinden ayrı bir polemik götürüyor. Twitter'ın Türkiye düşmanlığı sürüyor demiş Soyluya Sansür Sabah gazetesi. Nedir o? İşte Süleyman Soylu Kabeyi muazzamaya yapılan saygısızlık üzerinden LGBT sapkınları falan diyerek LGBT grubuna veya o anlayış, o yaşam biçimini benimseyenlere sapık dedi ve onların işte adeta yaşam hakkı yok biçiminde bir Kampanya yürüyor. Bunu artık üst e, mevkiden Erdoğan da söyledi. Ve yazarları, çizerleri de aynı şeyi götürüyorlar. Twitter bunun nefret söylemi içerdiğini e, içeren bir uyarı koydu. Doğrudur. E, nefret söylemi şudur. Bir grup e, ve bir grubun hayatiyetini etkileyecek. Bir grubun e, yaşamını etkileyecek. Bir grubu hedef haline getirecek. Bir gruba zarar e, verilebilecek bir söylem, bir davranış, bir eylem nefret söyleyebilir, nefret davranışıdır, nefret eylemidir ve nefret suçudur. Şimdi LGBT böyle bir grup mu? Evet, böyle bir grup. Lezbiyen, gay, biseksüel, trans kelimelerinin baş harfleri LGBT. Tabi devamı da var. IQ, işte plus vesaire gibi. Ancak e, yaygın olarak LGBT dendiği için söylüyorum. Sadece eşcinseller, sadece biseksüeller, sadece translar, cinsiyet değiştirenler değil. iki cinsiyeti birbirinde eskiler hünsa derler. İki cinsiyetli doğanlar veya aseksüel olanlar. Çeşitli farklı cinsel eğilimler doğuştan bir takım özellikleriyle veya sonradan yaşam biçimi haline getirilmişse. Nasıl olmuş, olmuş insanların yaşam biçimi. Kimsenin müdahale etmeye hakkı yok. Şimdi bu gruplara dönük olarak herhangi bir söylem, yani bir İçişleri Bakanı'nın veya bir Cumhurbaşkanı'nın bunlar sapıktır, bunlar hakkında işlem yapılmalı, bunlar teröristtir filan dediğinde, bunlar hakkında bunlar korunmaya muhtaç, bunlar aciz, bunlar zayıf, bunlar dar bir kitle ya da işte çok da fazla bir güçleri yok ve devletin yetkilileri üst makamdan bunlara hedef gösterirse birileri durumdan vazife çıkartıp bunu sindirebilir ve bunların yaşam hakları, çalışma hakları, eğitim hakları, pek çok hakları ellerinden alınabilir. Sokağa çıkamaz hale getirilebilirler. Çıkanlar da toplanır falan filan ve sırf bu kimliklerinden ötürü... Ee, şiddete maruz kalabilirler, suçlamaya maruz kalabilirler vesaire. Bu apaçık bir nefret suçu, apaçık bir nefret söylemi. Dolayısıyla Twitter'da son derece haklı olarak nefret suçu değil, nefret söylemidir bu diye not düşmüş. Ama isteyen bakabiliyor, mesaj görülüyor. Ama bunun üzerinden bir Twitter şeytanlaşması da var. Yakındır Twitter'ı zaten temsilci atamadığı için Twitter e, şey yapacak. E, Türkiye'de muhtemelen engellenecek. Önce yavaşlatılacak sonra da artık insanların çok fazla kullanmadığı bir platform haline dönebilir. İşte Twitter sansür uyguluyor. Telegram'a gelir misiniz filan demiş so Süleyman Soylu. Telegram'da bir Rus uygulaması. Yarın Telegram biter başka bir yer olur vesaire. Şey diye, Süleyman Soylu demişken yaşanan ölüm kalım savaşına ilişkin Süleyman Soylu ne demek istiyor bu adam denebilecek bir laf etti Haber Global'de. Candaş Tolga Işık'ın e Televizyon programında. Önce izleyelim. Üzerine konuşacağız. 15 Temmuz'u temmuz yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz? 15 Temmuz'u FETÖ, FETÖ yapmadı. Yapmadık, sizi, sizi rahat bırakmazlar. Ancak, Ancak ayakta, ayakta sağlam, sağlam durursanız, durursanız rahat, rahat olur. olur. Bu kadar, bu kadar basit. basit. Ve bir anda işte bu 10 saniyelik bölüm. E, Haber Global'in de... E, Iyi niyetine sığınarak bu 10 saniyelik bölümü ekrana getirdik anlaşılsın diye. Bir anda bu 10 saniyelik bölüm dolaşıma çıktı ve özellikle cemaate yakın isimler, kalemler bak görüyor musunuz işte üst perdeden itiraf geldi. 15 Temmuz cemaatin işi değilmiş filan. Esasında kastetti o esasında kastetti o değildi. Hem kendisi önceki ve sonraki açıklamalarında var hem de sunucu gelen tepkiler üzerine Düzeltmesini istiyor. Süleyman Soylu evet 15 Temmuz'u cemaat yaptı ama yalnız başına yapmadı. Arkasında Amerika vardı falan e, demeye getiriyor. Bu adam niye böyle konuştu? Bunun üzerine Can Dündar diyor ki söylediği şu 15 Temmuz'u FETÖ mü yaptı? Nerede bu adam? Amerika'da. E bitti. Bu öyle beş bilinmeyenli bir denklem değil. Yani e, 15 Temmuz'u FETÖ mü yaptı derken e, esasen Amerika'ya işaret ettiğini bu konuda yakınlarda e, belgesel e, ZDF kanalında, Alman ZDF kanalında belgesel çeken ve yayınlayan Can Dündar e, böyle bir not düşmüş. Onun üzerine de Erdoğan şu notu düşmüş. Darbeyi Amerikan darbesi olarak gösterebilmek için General e, Ma, e, Mike Flynn'in e, darbeden aylar önce Nisan ayında ABD'de Erdoğan rejime lehine çalışmaya başladığını darbe sırasında konferans... Sırasında darbeyi, darbe sırasındaki konferansında darbeyi alkışladığını hatırla, öğren demiş. Bu da enteresan bir anekdot. Ee, Said Sefa da e, sunucu Amerika'yı mı kastediyorsunuz diye sorunca 15 Temmuz'u FETÖ mü yaptı sadece diyorum. Nerede duruyor bu adam? Amerika'da. E bitti. Amerika'yı kastettiğini söylüyor. Yani doğrudan Amerika'yı ana aktör olarak tanımlıyor e, kalkışmanın ana aktörü planlayıcısı olarak ABD'yi gösteriyorlar, Erdoğan'ın bir yolunu bulup ABD'ye yanaşmasının önünü alıyorlar demiş e, Said Sefa. Erdoğan'ın ABD'ye yanaş, e, yanaşması da şu aşamada çok e, fazla olası gibi görülmüyor. Gene bağlantılı bir haber, e, 15 Temmuz'un tanıkları anlatıyor, askeri öğrenciler darbeyi bizden öğrenci, tanık Muammer Aslan'ın ifadesi otobüsün etrafını saran arkadaşlardan çoğu kişi ellerindeki telefonlarla askerlere bir şeyler izlettiler. Bazı şeyler gösterdiler. Ben bunlara tanık oldum. Zaten ondan sonra da çoğu şeyin değişmeye başladığını hissettik. Sonra askerlerle birlikte İstiklal Marşı okuduk diyor. Aslan'ın ifadesine göre askerler terörist zannettikleri kalabalığı korkutmak için havaya ateş açıyor vesaire detaylarını TR724'te okursunuz. O 5 Temmuz aydınlatılmadan Türkiye'de çok şey anlaşılmaz. Arkasında Amerika mı vardı? Yani Amerika 15, 2016'da Kasım'da seçime gidiliyordu. Hillary Clinton'la Trump arasında bir başkanlık yarışı vardı. Başkanlık yarışının hemen arefesinde Türkiye gibi önemli bir müttefik ülkede darbe yapılması, yaptırılması Amerika'nın tarzı mıdır? yöntem midir? Bu da çok tartışılıyor. Bilemiyoruz. Ama Amerika'nın bilgisi vardı. İngiltere'nin bilgisi vardı. Rusya'nın bilgisi vardı. Hatta e, Kerim Has yakınlarda katıldığı bir yayında YouTube e, yayınında e, Kronos'ta yanılmıyorsam şunu söyledi. Rusya'nın haberi vardı ve Rusya e, Erdoğan'ı uyardı bu konuda. Fakat Erdoğan bir şey yapmadı. Yani darbeden Gerek Erdoğan'ın, gerek Genelkurmay'ın, gerekse Türkiye'de mesela Doğu Perinçek gibi belli mahfillerin haberinin olduğu ve bunların birbirlerini uyardığı ve bekledikleri anlaşılıyor. Gene 15 Temmuz'a bakıldığında şu görülüyor. Gerek Genelkurmay'daki bekleme, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın beklemesi, Genelkurmay Başkanı'nın birka birkaç emir vererek her şeyi... E, durdurması söz konusuyken bunu yapmaması vesaire yani eşiyle telefonla konuşabilecek bir adam bir emir veya bir talimat geçemiyor e, birliklere. E, aynı şekilde siyasilerin vesaire yani bir biçimde 15 Temmuz'un yola çıkması, bir süre devam etmesi ve ondan sonra yaşanacakları haklı çıkarmak ve ondan sonra yaşanacaklara malzeme olması açısından da o saatlerin geçmesi, o insanların ölmesi, o direnişin neyse olması o korkunun halka yayılması, sanki darbe oluyormuş falan gibi bir havanın verilmesi, birkaç kanalda birden darbe bildirilerinin okunmasının falan olması, gerçekleşmesi filan gerekiyormuş diye düşünüyorum. Bütün bunların hepsini bilgiye, veriye dayalı olarak söylüyorum. Ortaya çıkmış çok şey var, çıkacak şeyler de var bunu zamanla göreceğiz. Soylu ile devam edelim. Bu topraklarda LBGTI diye bir şey var mıydı? Avrupa'da olabilir. Bu cereyan Avrupa'dan ABD'den Türkiye'ye pazarlanmaya çalışılan bir cereyandır. Boğaziçi olayıyla devam ediyoruz. Kusura bakmasın Süleyman Soylu ama e, geylik, lezbiyenlik, eşcinsellik e, veya işte cinsel davranış e, farklı cinsel davranış biçimleri heteroseksüel dediğimiz ya da işte normal erkek kadın ilişkisi dışındaki farklı seksüel davranışlar Avrupa'dan veya Amerika'dan Türkiye'ye, Orta Doğu'ya ithal değildir. Belki oradan çıkmıştır, o taraflara gitmiştir bilemeyiz. Ama sizin yaşadığınız toplumlarda, sizin yaşadığınız ortamlarda da yaygın bir şekilde bu vardır. Ve e, parlamentoya gidelim vardır, medya dünyasına gidelim vardır, iş dünyasına gidelim vardır, futbol dünyasına gidelim vardır İsim isim bildiklerim de var yani. Fakat bunlar dediğim gibi öyle çok perde önünde konuşulacak konular değildir. Yalan söylüyor yani. İşte şu an farklı bir e, günden farklı bir kamuoyu oluşturulması gerekiyor. Onu götürüyor başka bir şey değil. Erdoğan da aynı şeyi söylemiş. LGPD yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir. Bu değerlerle geleceğe yürümektedir. Evet. Halbuki aynı Erdoğan eşcinsel dansçıların gösteri yaptığı Radyo 2019 tanıtımına çelenk göndermiş Refah Partili İstanbul Belediye Başkanı olarak. Evet, bakın bu da çelenki. Görüyor musunuz? Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Eşcinsel dansçıların gösteri yaptığı Radyo 2019 tanıtımına Erdoğan'dan gönderilen çenek, çelenk. Öğrenciler yani o LGBT'yi bir kenara bırakalım anlattım. Öğrenci misiniz terörist mi? Öğrencilerin hepsi terörize edildi. i̇şte Judy Gabar da alakası var. Yani yani Boğaz içinden Judy'ye Gabar'a gitmiş durumda. yani bütün bunlar takip edildi ve işte böyle bir noktaya geldi. Yani uzun yıllardır hep şeyi söylüyorum. Herkesin kaynama noktası farklı. Yani bir işte büyük bir kazan içerisinde insanlar altı ısıtılan bir kayna e kazanda kaynatılıyor. Önce birilerinin canı yanıyor. Yandım anam diyor. Diğerleri yok bir şey diyor. Yani su biraz sıcak sadece filan. E sonra bir zaman sonra onlar için artık bir kaynama noktası geliyor falan dedim ya. Herkesin kaynama noktası, herkesin kaynama noktası derecesi, sıcaklığı farklı. Ne söyleyelim? Ha böyle söyleyince de yani geçmişe dönme, geçmişi hatırlatma falan deniyor ama yani bu geçmişten daha bağımsız yaşamıyoruz. Evet yani bu insanların başına bu geldiğinde de yanındayız, dayanışmak durumundayız. Bazılarının bazıları bazı konulara şimdi uyanıyor olabilirler. Artı Boğaziçi üniversiteleri bu konuda en son bir şey söylenecek insanlar. Çünkü 20-22 yaşında, 24 yaşında gençler bunlar yani. Hayatları Tayyip Erdoğan idaresinde geçmiş. Bunlar için siz 8 sene önce neredeydiniz filan denecek hal yok. Çünkü 8 sene önce ne bileyim ortaokula gidiyorlardı bunlar yani. Bu konularla alakalı değillerdi. Biraz da böyle bakmak lazım. Onun için bazı üniversitelerin yanında durmak, yanında olmak gerekiyor. Onlara, onlar çok fazla bir şeyi bu konuda çemkirilmeyi filan hak etmiyorlar yani. Gençler yani. Ve bütün hayatları Erdoğan idaresi döneminde geçmiş. Bu vatandaş da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde zamanında başörtüsü mücadelesi veren Leyla Şahin Usta, sapkınlıkları yayabildikleri kadar yayma ülkemizi kaosa sürükleme girişimi demiş. Boğazçidirin işine. İşte aynı şekilde Hilal Kaplan, içi Amerikan etkisinden arınırken, yani bir üniversite niçin Amerikan etkisinden arınsın, İngiliz etkisinden, Fransız etkisinden arınsın, etkisinde olsun yani bir zenginliktir yani. Anlatabiliyor muyum? Siz yapınca ne oldu ki? Zaten AKP idaresinde ilk 500'deydi Boğaziçi Üniversitesi dünyada. O ilk 500'deki yerini kaybetti. Şimdi artık Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyanlar, orada çalışanlar üzerlerine alınmasınlar ama Sütçü İmam Üniversitesi mertebesine döndürülmeye çalışılıyor. Standart, klasik. İhsan ele açık paylaşmış. Ne zaman sokaklar hareketlense ya bayrak yakılır ya Kur'an yırtılır ya başörtülü bacıma saldırılır ya camide içki içilir ya Kabe'ye hakaret edilir olmazsa icat edilir. Sırf bunlar için maaş alan binlerce eleman var diyor. Mesele Kabe e, resmi de bu. Yani bu resmin yani gerçekten ben o görüntüleri de seyrettim. Fotoğraflara da baktım. Yani 5-10 kişinin olduğu sergi kuruluyor mu? Kaldırılıyor mu? Son olduğu söyleniyor. Belli değil. Yerde evet bu resim yerde duruyor ama kimse farkında değil. Birisi bir görüntü çekmiş ve dolaşıma sokuyor. Artı bir Kabe resmi de değil. Dikkatinizi çekerse Kabe'nin olduğu işte revaklar var etrafında. İşte minareler var ne deniyorsa. Ortada Kabe'nin olduğu bölüme de Şahmeran illüstrasyonu yerleştirilmiş. Yani resimde Kabe de yok esasen. Yani bir Kabe olmadığı için Kabe'ye saygısızlık da yok. Evet bir Kabe fotoğrafı var ama Kabe uçurulmuş ortada. Üzerine Şahmeran konmuş. Neyse yani ne, yani velev ki Şahmeran da olmasın Kabe olsun ve yerde olsun. Ne olacak? Yani Kabe'nin resminin yerde olması. Ben o Kabe resmi resimli Kabe işlenmiş e, seccadelerde namaz kılan insanlar biliyorum. Orada da seccadeyi yere seriyorlar. Üstünde Kabe var. Secdeye gittikleri, alınlarını koydukları yerde Kabe illüstrasyonu var, resmi var. Orada da bir anlamda Kabe ayaklar altına alınmış Ol, olmuyor mu? Ya ilahiyatçı değilim. Bu konuda dini ahkam kesecek hali bir yok. Fakat bu iş suç mudur? Kabahat midir? Ve bunun üzerinden olan şey nedir? Ben ona bakarım. En basit tabiriyle yapan kişiyi uyarırsınız. Ya dersiniz ki yani bu saygısızca ama burada bir saygısızlık da yok çünkü ortada Kabe yok. Neyse geçtik. Kabe bile olsa dersiniz ki ya bunu hani yerde falan hani bir, 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 bir takım değerler vardır ya toplumun. Bayrak yerde olmaz, Kur'an-ı Kerim belden aşağı işte ekmeği bile biz yolda yürürken bir ekmek filan kırıntısı bulsak onu alır insanların erişemeyeceği bir duvarın üstüne falan koymaz mıyız? İşte gelsinler güvercinler oradan yesinler filan diye. İşte böyle bir gelmiş bir anane var yani. En fazla bunu yaparsın yani. Adiyattan bir şey. Ve bununla koca üniversiteye binlerce polisle girdiler ve bu gerekçeyle. Ve bununla kamuoyu yapıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Arkadaş. Senin kutsalın, senin e, değerin neyse hakaret aşağılama vesaire halkı kin ve yani bundan dolayı halk nasıl kin ve tahrikten falan şey oluyor. Yani kimi tahrik ediyorsun bununla? Kimin kinini harekete geçiriyorsun? Ne oluyor? Yani hani lafa geldiğinde %99'u Müslüman bir coğrafyadan bahsediyorsunuz. Böyle baskın bir coğrafyada Müslümanlığa kim zarar verebilir? sizin tabirinizde iki tane densiz bir yerde densizlik etmiş olabilir. E ne olacak? Onlara o densizliklerine ver. Yani İslam'ın, Müslümanlığın hangi değeri filan. O arada değer diyorsunuz da yani değer çalmayacaksın. Değer tecavüz etmeyeceksin. Değer, değerler bunlar kul hakkına girmeyeceksin. Bunu yapıyor musun, yapmıyor musun? Değerler bunlar yani. İstanbul valiliği bile geçtiği şeyde İstanbul, rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleriyle LGBT kulüp üyesi öğrencilerinde bulunduğu grup. Böyle bir şeytanlaştırma. Aralarında LGBT'lilerin LGBT, lilerin, LGBT lilerin de bulunduğu grup diyor. LGBT terör örgütü oldu. LGBT artık PK, PKK, LGBT eşittir artık DHKPC, öbürü belki. LGBT artık terör. Yani bu şekilde görüyoruz. Rektörlük binasını nasıl abluk altına alıyor öğrenciler? 50 tane öğrenci var yahu. Onların da çıkmasına izin vermiyorlar. Abluk altına alınmış bir rektörlük, abluk altına alınmış bir üniversite, abluk altına alınmış bir semt varsa orası da işte Boğaziçi'nin kurulu olduğu bölge polis tarafından abluk altına alınmış. Bunu vermiştik evet. Boyun eğmek yok diyor yeni yaşam. Polis Boğaziçi Üniversitesi'nde 150'den fazla öğrenciyi gözaltına aldı. Ancak öğrenciler kararlı. Abluka dağıtılacak, faşizm yenilecek. Evet. Cumhuriyet aşağı bakmayacağız demiş. Altına da Atatürk'ün fotoğrafını koymuş niyeyse. Yani yani ne alaka? Yani Burada da şöyle bir şey var işte 140, 294 kişiye gözaltı kararı mahrem imam tutuklandı bir FETÖ operasyonu yapılmış ve 294 kişi zaten bir şey değil 2 kişi gözaltına alınmış gibi 2 kişi göz, 3 kişi 5 kişi gözaltına alınmış gibi haberi böyle veriyor. 294 300 de 6 kişi olsa 300 kişi bir operasyonda veya işte çeşitli noktalarda yapılan operasyonda gözaltına alınıyor bir ülkede sonra gazete farklı köşelerde de yok aşağı bakmayacağız yok altında biber gazlı müdahale e öbür tarafta da 300 kişinin alınmasını alkışlıyorsun bu ne perhiz cumhuriyet işte yani ağır faşist bir gazetedir yani sözcü aşağı bakmayacağız okey de yani Atatürk diyor ki istikbal göklerdedir tamam da ne alaka aşağı bakmayacağız istikbal göklerdedir yani Atatürk'ün oradaki istikbal göklerdedir vurgusu ne konuda bu konu ne Al cumhuriyeti vur sözcüye yani. Karar. Polisi çekin. Gençleri dinleyin. Güzel bir öneri. Karar hangi ülkede yaşıyorsa. Asıl şu duruş gerçekten çok güzel. Yani 159 gözaltı kararı üzerine öğretim üyelerinin 159 dövizleriyle bu şekilde her günkü eylemlerini sürdürmesi gözaltına alınan öğrenciye zulüm, dışarıdan rektör protestolarında gözaltına alınan Şeyma Altundal gördüğü şiddeti anlattı. Avukatlarıyla paylaştığı mektupta yerde sürüklendiğini söyledi. Başörtüm açıldı. Polis aracına ters kelepçe yapılarak bindirildim. Başörtümü takmama izin verilmedi diyor. Leman Karikatürü ulan boğaz içine gireceğimi rüyamda görsem inanmazdım demiş polis bu vesileyle boğaz içine girdi Evet, gerçekten öğretim üyelerinin şu eylemi, şu duruşu takdire şayan ki zaten bu duruş dışarıda öğrencilerle birlikte olayı bugünlere getirdi. Hepsi hepsini terörist, dinsiz, sapık kabul etsek ben genel yakasız çıkıyorum. Bir rektör portresi, rektör bozuntusu portresi. Melih Bulu gözaltı yasak saldırı durduramadığı dayanışma büyüyor demiş. O arada Sefer Selvi karikatürü diyor ki belediye başkanınızı, milletvekilinizi hatta cumhurbaşkanınızı bile kendiniz seçebilirsiniz. Rektörünüzü asla. Ya onu bırak yani belediye başkanlığını seçseniz bile baş, üstüne kayyım atıyor. Milletvekillerini zaten milletvekillerini halk seçiyor diyor ya, milletvekillerini oraya. Gene kendisi koyuyor filan. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden şöyle bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşım için tabi önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu izlemeniz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu dün kendi kişisel hesabına CHP Genel Başkanı bir video koydu. Önce videoyu birlikte izleyelim, üzerine konuşacağız. Hepinize iyi akşamlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kayyum rektörü atandı. Hiç, Hiç kimse istemiyor. istemiyor. Öğrenciler istemiyor. istemiyor. Öğretim, öğretim üyeleri istemiyor. istemiyor. Eski mezunları istemiyor. istemiyor. Zaten, Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama, Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza Çocuklarım şiddet, şiddet duygulandı. Ben, ben, ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil size onların ve babalarına seslenmek istiyorum. Istiyor. Karşınızda kontrolü kaybetmiş karşı bir siyasi iktidar var. Gerginlik iktidarı. Ve bizler aklı selim sahibi olmak zorundayız. Sağduruyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değir su taşımamamızı bekliyoruz. Burada da siyasi, siyasi iktidara, iktidara açık, açık bir çağrı, çağrı da Türkiye'nin evlatlarını Türkiye serbest serbest bırakın. Ve yaratanız gençliğe son sorunur. Yani şimdi bu tweet'te de o icvedilmiş. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Boğaziçi'ni çok seviyorum. Sizin yanınızdayım. Ama diyor yeter bu kadar bugünlük herkes evine. O arada öğrencilerin velilerine de sesleniyor. Aman iktidarın ekmeğine yağ sürmeyelim. Tamam anlaşıldı mesajınız. Çekilebiliriz filan. Evet, iktidar, muhalefet. Gençler ne yer ne içer bunu soran yok demiş Meral Akşener. Herkes Z kuşağı diyor ama Esnaf çıldırmak üzere demiş Gürsel Tekin. Kapalı çarşı esnafı bir senedir perişanız diye isyan etti diyor. Evet. Evet. Müzmin muhalefet, müzmin iktidar olayı filan. Müzmin muhalefet veya işte böyle yani muhalefette kurumsallaşmanın isimlerinden birini örnek ver Gürsel Tekin derdim yani. Muhalefette kurumsallaşmış bir isim yani. Bir vatandaşın isyanı gitti bu çocuklar bu ülkeden bunlar da gidecek ilk 300'e giren çocuklar bunlar yazık diyor Boğaziçi'liler için. Nesrin Nas üzerine şu notu düşmüş çok haklı bir isyan ama ne yazık ki bu rejim o çocukların da gitmesini istiyor. Burada sadece kendine tabi olanlardan başka kimse kalmasın istiyor. Aynı şekilde HDP'den ilk gün 1 Şubat'ta 7 milletvekili varmış Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya da bunlardan biri. Yani yeni akitin veriş biçimine bakar mısınız? Hüdakaya polise saldırdı. Hüdakaya polislere öyle bir saldırdı ki bir düzine polisi yere serdi. Ve polisler DART raporu aldı. Birkaç tanesi yoğun bakımda. Birkaç tanesi iş göremez raporu aldı. Ve şikayetçi oldular. Hüdakaya bütün bu meziyetini, bütün bu maharetini aldığı uzak doğu sporları tekniği kurslarına falan boşlu olduğunu söyledi filan. Türkiye. Ye. Melih Bulun'un yardımcısı Boğaziçi Endüstri Mühendisliğinden Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu oldu. İsmini bilmediğimiz bir vatandaş ama e, dediğim gibi vardır bir çıkarı, ayrı bir konu. Diktatörler, otoriter yönetimler veya işte diktatörlerin üniversitelere atadığı isimler falan bulurlar kendilerine çalışacak insanlar ve zaten o otoriterliği, o baskıyı, o şiddeti, o şiddetin devamlılığı da bunlar sayesinde olur yani. Türk polis teşkilatı paylaşmış yalandan bir slogan. Aşağı bak yalan aşağıdan doğru görüntüsünü de paylaşmış. Hürriyet'te yemeden içmeden bu işin doğrusunu koymuş ama Bakın yani aşağı bak da demiş olabilir. Aşağıdan da demiş olabilir. Videoda aşağı bak olarak anlaşılıyor ve oradan bir slogan çıkmış. Küfür değil, hakaret değil bir anstantane e, oradan yakalanmış bir slogan. Zekice de üretilmiş, hashtag olmuş falan bir şey. Bu da böyle yürür. E, bunu değiştiremezsiniz, düzeltemezsiniz. Yani e, işte slogan fake, işte olay yanlış falan. Yani e, bu da kimseyi incitecek bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan bir şey yakalanmış ve yürüyor. Artık bunun değişeceği de yok. Hürriyet sen ne kadar düzeltmeye çalışırsan çalış. Ha ben de seyrettim gerçekten doğrusu aşağıdan ama iş bitti gitti artık yani. Melih Bulu demiş ki, kendisine dokunulması devlete dokunulmakmış. Öyle zaten yani istifa falan şeyi çağrısı yapıyorlar da öyle yani adam öyle diyor. Bana dokunan devlete dokunmuş olur diyor zaten. Devletin temsilcisi olarak orada. Yani hatta orada açık açık söyleyememiş ben düzelteyim. Bana dokunan Erdoğan'a dokunmuş olur. Bana vuran Erdoğan'a vurmuş olur. Ben istifade edersem Erdoğan istifa etmiş olur. Ben pes edersem Erdoğan pes etmiş olur. Böyle bakın meseleye. Cem Toker paylaşmış, bilmiyorduk. Enteresan bir tarihi anekdot ve anı. 20 yıl kadar önce Melih, 20 yıl kadar önce benden üniversite için tavsiye mektubu istemiştin. Ben de yazmıştım. Bugün de sana bir tavsiye notu yazayım. Belki belli ki orada istenmiyorsun. Bence derhal görevden affını iste. Sen de rahatla. Gençleri de, kampüsü de, akademiyi de, Türkiye'yi de rahatlat demiş. Evet. Türkiye'de toplum fert Kerim Has'tan okuyoruz. Akın Öztürk'ün hakkını müyesser Yıldız'ınki kadar, Taybet Ana'nın hakkını Osman Kavala'nınki kadar, Halime Gülsu'nun hakkını Selahattin Demirtaş'ınki kadar, Mehmet Baransu'nun hakkını Metin Akpınar'ınki kadar savunmadıkça hukuka kavuşamaz. Devamla. Türkiye'de toplum fert fert, üstüne çökülen Fatih Üniversitesi'nin, İpek'in, şehrin hakkını boğaz içilinki kadar hapsedilen KYK hukuksuzluğuna maruz bırakılan on binlerce akademisyen, öğrenci vesaire hakkını boğaz kadar savunmadıkça hukuka kavuşamaz. Nokta. İşte ölüm kalım savaşı diyoruz ya. AKP çelik çekirdeğinden Mahir Ünal paylaşmış. Biz milletin bize verdiği iradeyi Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi söylediği gibi ölümüne ölümüne Muhafaza edeceğiz diyor. Daha ne desin adam? Ben boşuna yazmadım o KJ'yi oraya. Melih Bulu, Kılıçdaroğlu da SSK'ya atanmıştı. O neden istifa etmedi diye soruyor. Salak ya. Yani diyecek başka bir şey yok. Daha ağır bir şey çıkardı. Ancak bu kadar söylüyorum. Kusura bakmayın. Yani bir edebin, bir ağzımın bir ayarı var ama bazen yani gerçekten insan tutamıyor. Yukarıda Gülden Erten güzel not düşmüş. Konuşması bile intihal biliyorsunuz e, e, test çalışmasının intihal olduğu ortaya çıktı ve doktora tezine ulaşılmıyor. Yüksek Öğrenim Kurumu'nun sitesinde filan falan. Kimse şu anda Boğaziçi'nde rektör olan kişinin doktora tezi çalışmasını alıp bakamıyor. Neden dolayı e, doktor olmuş, tezi neymiş filan falan bir bakalım inceleyelim yok. Muhtemelen değiştirip koyacaklar oraya. Belgede tarifat yapacaklar ve oraya özgün bir şey koymaya çalışacaklar. Ve e, onu yapmaya çalışıyorlar. yani öbür gün orada yayınlanabilir. Ama o yayınlanan şey orijinal metin olmayacaktır. Ben de aşağı bakamıyorum. Bülent Çelik karikatürü gazete pencereden. Eser Karakaş paylaşmış. Boğaziçi öğrencilerini yerde tekmeleyenler, buna seçsiz kalan yetkililer, Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur. Nesrin nasıl paylaşmış? Erol Mütercimler ilginç ama bir o kadar da ürkütücü bir şey söylüyor. Boğaziçi Üniversitesi bu olaylar bahane edilerek taşınabilir arazisine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle el konabilir diyor. Bu atabanın arka planı beni korkutuyor demiş Erol Mütercimler. Bence haksız değil. Rıza Atbolat Beşiktaş Belediye Başkanı paylaştığı şu fotoğrafta görüyor musunuz yani harika bir noktada yani. Burası Boğaziçi Üniversitesi muazzam bir nokta yani ve bu ıı, arazisi. Boğaz kıyısına kadar iniyor. E, dolayısıyla e, bu meseleye biraz da böyle bakmak lazım. E, bir hesap Boğaziçi Üniversitesi'ne gittiniz mi? Belki de ülkenin en kıymetli arazisinde kurulmuş bir üniversite. Gerçek neden müthiş kapasiteli eşsiz arazidir demiş. Ve Eser Karakaş Hoca da ki Boğaziçi Üniversitesi'dir kendisi. Hiç bunu düşünmemiştim. Şerefsizlerin aklında bu dahi olabilir demiş. Evet. Öyle de bir olay var onu da belirtmiş olalım. Orada arada Clubhouse'da moderatörlük yapan iki Boğaziçi Ö Üniversitesi öğrencisi gözaltına alınmış. Orada bile nefes aldırmıyorlar çocuklara anlaşılan. Faruk Mercan paylaşmış Hayrettin Karaman cemaatin işlediği büyük suçu yazmıştı. Halifeye biat etmediler devlet yakalarına yapıştı gerekeni yapıyor. Boğaziçi öğrencilerinin işlediği suç aynı. Halifenin gönderdiği adama biat etmiyorlar polis yakalarına yapıştı demiş. Evet. Sabah gazetesi. Cumhuriyet gene birinci sayfadan görmüş biraz evvelki operasyonu. Sabah gazetesi iç sayfasında küçücük görmüş. Bakın arkadaşlar. İkisi, 292'si ihraç edilmiş veya halen görevde asker 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı. Ya 15 Temmuz'un üzerinden 4,5 sene geçmiş. Bitmedi bitmedi yahu. Bu nasıl bir şey? 42 ilde operasyon. Şüphelilerden 56'sı teğmenden albay rütbesine kadar subay, 20'si az subay, 5'i uzman çavuş, 211'i kapatılan askeri okul öğrencisi. Bakın 294 şüphelinin 211'i askeri okul öğrencisi. Hala hani kampanya yapılıyor ya harbiyeleri askeri okul öğrencilerini falan bırakın. Yani bunlar emir kulu vesaire nasıl darbeci olabilirler. Hala askeri okul öğrencisini topluyorlar. Ve mahallelerin çıtı çıkmıyor yani artık gazetelerin iç sayfasının dibinde küçücük bir haber. iki parmağım kadar böyle bir sütunluk haber bunlar yani. Yeni anayasa vakti geldi. Evet. Toplumu oyalayın bununla. Başka da bir şey değil. Biraz yeni anayasadan bahsedecektim ama hiç bahsetmeye gerek yok. Zaten hürriyetin manşeti gösteriyor. Vakit yeni anayasa vakti. Hadi bakalım. Bir kere daha açalım bu defteri. Bakın bununla Murat şu, bununla iki ya da üç tane hedeflenen var. Birincisi gündemi değiştirmek, İkincisi bir kere daha seçilme koşullarını değiştirmek. Çünkü artık %50 artı biri alamıyor. Muhtemelen birinci turda en yüksek oy alan kişi Cumhurbaşkanı olsun diye bir madde koyacaklar. Üçüncüsü de bunlara hiçbir anayasa, hiçbir kanun yetmiyor. Dönemsel olarak değiştirmek zorundalar. Bugün bir anayasa yapsalar iki sene sonra, üç sene sonra onu da değiştirmek zorunda kalacaklar. Putin de öyle yapıyor. Dünyadaki bütün otoriter yöntemler, yönetimler aynı şeyi yapıyor. Nihai bir anayasada, sıfırdan bir anayasa da yazsalar, nihai bir anayasada duramazlar. Her iki üç senede bir bu işi bir şekilde, bir bahaneyle gündeme getirip bununla yürüyecekler, işlem yapacaklar. Tartışmam. Tartışmaya da girmem. Tartışmaya değecek bir şey olursa konuşuruz ileride yeri zamanı gelir ama şu anda kamuoyu bunu da satın almış durumda. Çatır çatır tartışıyor. Yeni anayasada anayasada şu var da, bu var da. AKP kulislerinden şunu öğrendim, MHP kulislerinden bunu öğrendim. Bakmıyorum bile yani. Bakmıyorum. Ölüm kalım savaşı başlıklı bugünkü Manşeti de böylelikle noktalıyoruz. Yarın güne bakış Turan Görür Yılmaz e, bu ekranlarda, Monster ekranlarında olacak. Biz Cuma günü haftanın son manşetinde buluşmak üzere. Huzurlardan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın.